Türk müziğinin sevilen sesi Linet bir televizyon programına konuk oluyor. Tabii Müzik ve Sağlık isimli yeni başlayan programı Şaka ekibinin hazırladığından haberi yok. Bakalım programda yaşananlar karşısında ne tepki verecek? Sağlık ve müzik bu şakamızın başlığı arkadaşlar. Sağlık ve müzik deyince tabii ki güçlü bir sese ihtiyacımız vardı. O yüzden de misafirimiz Linet. İlk programınız bu. Programın uğuru olsun diye Linet'i çağırmışsınız. Doktorumuz, doçent miydin, neydin sen? Doçent doktor, nefroloji, nöroloji uzmanı. Uzmanısın. Kaliforniya evet. Üniversitesi'nde bu müziğin etkisini, bedene olan etkisini araştırıyorum orada. Yani çok oradaki güzel. Araştırmalara katılıyorum biz. İki saatte yıktın geldin yani eve. İki saatte böbreğin olur gelir. Levent, artık burada senden ümitliyiz. Sahne senin, şov senin. Artık bir böbrek hastası olarak gireceksin sahneye. Yerime geçiyorum. Sizlere güveniyorum. Hayırlı programlar. Neydi? Müzik ruhun gıdası. Hadi bakalım. Arkadaşlar Linet binadan içeri girdi. Birazdan stüdyoya konuk olarak alacağız. Son hazırlıklarımızı tamamlayalım. Başlıyoruz. Bir bakalım makyaj odasında neler oluyor. Tamam mıyız? Burası iyi. Teşekkür ederim. Burası iyi. Sevgili seyircilerimiz, birazdan sağlıkla ilgili duyacağınız her şey uydurmadır. Lütfen doktor kılığındaki arkadaşın söylediklerine itibar etmeyip sadece eylemlerinize bakın. Kolay gelsin. Müzik ve Sağlık programının ilk bölümünü başlatalım lütfen. Bu programda çok önemli konular konuşacağız. Memnun oldum. Şimdi güya stüdyo şefimiz Gürkan, son 5 sayalım ve program başlasın lütfen. 5, 4, 3, 2, 1. Herkese merhabalar. Efendim müzik ve sağlık programımız an itibariyle başlıyor. İlk programımız, çok heyecanlıyım. Umarım seveceksiniz, beğeneceksiniz. Çok değerli iki konuğum var yanımda. Sevgili Linet bizlerle beraber. İlk programımızın uğuru. Bize çok uğurlu gelecek, inanıyoruz bugün. İnşallah. Diğer konuğum da doçent doktor, nefroloji ve nöroloji uzmanı Sayın Levip Gökhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş hocam. Bulduk, sefalar hoş bulduk. Getirdiniz. Sağ olun. Evet, çift dalda uzmanlık yapmışım yani. Bir tane de yetmiyor. Nefroloji ne diye sorsa biri herhalde orada kalacağız. Ama neyse devam edelim. Nefroloji. Bugün müziğin ruhumuza şifasını, bize nasıl etki ettiğini, müzik ruhun gıdası biliyoruz. Ama bunu bugün biraz da bilimsel yollardan dinleyeceğiz hocamdan. Sadece ruhumuza değil, bedenimize de etkileri var. Esas konumuz o zaten. Ruhumuza değil, artık son 10 yıldır yapılan çalışmalarda bedenimize de ne kadar iyi geldiğini konuşacağız. Biz şimdi bir yıldır Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde bu başladı. Şimdi bir yıldır müziğin bedene olan etkisi. Ruha olanı zaten biliyoruz ama bedene olan etkisi kanıtlandı. Aslında siz yıllardır insanları tedavi ediyorsunuz değil mi? Evet, bilinçaltı. Kendimi de, evet. Karşımdakini de. Ben çünkü enerjisi çok yüksek, ağır parçaları da çok yüksek bir enerjiyle. Söylüyorum ve sunuyorum, çaldırıyorum evet, da. Onun da etkisi var. O çok şimdi önemli. Ona gelecektim. Sizin çok forte mi diyeceğim, müzikle daha şimdi 7 aydır bu konuyla ilgili daha yüksek bir sesiniz evet. Var ve yüksek frekansların daha çok etkili olduğunu gördük. Evet. Yani hastalığın türüne göre yüksek frekanslarda daha iyi sonuçlar aldık. Evet. Belki hocamla birleşip benim sesimin nasıl bir etki, hangi hastalığa iyi geldiğini bir şey yaparız. Evet. Araştırmak böyle bir şey yapabiliriz belki. Ay sen çok yaşa Linet ya. İçine doldu vallahi ne yapacağımız. Aa kendi kendine yaptı yok şakasını görüyor musun?
Ya bununla şaka ilgili bir sürprizim var. İlerleyen dakikalarda Linet Hanım'la ilgili bir sürprizim olacak tabii yani. Bunun şifa olmasının imkanı yok kadar, bence. Her hastalığa deva, her derde deva bir ses var. Bu kadar güçlü bir sesi yakalamışken. Evet, o zaman artık Linet'ten bir isyan alalım bakalım arkadaşlar. Ve, isyan diye bağırdığındaki enerjiyi hissedelim deyin. Şöyle bir isyan alabilir miyiz? Hemen çalın. Evet, hazırmış Linet isyan etmeye. Buyurun arkadaşlar, bir çalın dedi. O zaman R'den alayım. Bence. R'den alalım. Benim bu derdim. Bu ses hepimizi tedavi eder arkadaşlar. Gürül diyecek şimdi birazdan Linet. Ne yağan yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne bomboş sokaklarda. Eksen transa geç. Yoga pozisyonunu al. Hiç gözünü açma. Gözlerin sokaklarda sebep isyan aşka. İçim yanar, içim kanarda. İsyan. Geriye bir avuç. Yalan, yalan, yalan. Beni bu derde sen attın da gittin ya kabahat duman. Çok etkiler. Doktorcum, ne düşünüyorsunuz? Rahatladık mı? Ben böyle buradan böyle tiken tiken oldum yani gerçekten. Teşekkürler. Size sağlık. Bayağı abi. Ben bu şarkıyı her dinlediğimde zaten. Evet. Artık böbrek taşı düşürme seansımıza yavaş yavaş başlayalım derim ben arkadaşlar. Bize ne oluyor? Evet sevgili seyirciler, bu noktadan sonra programımız kahkaha garantili, söylüyorum. Çok güzel. Eğer müsaade ederseniz ben Levent Bey'i davet edeyim. Ne demek hocam, müsaade sizin. Biraz da kaza. Rolling Stones. Levent'in gelişine bakın arkadaşlar. Ya sanki taş düşmesin diye bir endişe halinde yani. O nasıl yürüyüş Levent? Şey, hoş geldiniz yayınımıza. Sizin hayranınız. Bana programdan önce söyledi. Sizi böyle tanıştık. Çok özür diliyorum. Çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum çok sizi. Allah razı olsun sizden. Sağ ol canım benim. Hoş geldiniz. Şifalar inşallah. Sağ olun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hocam size biraz hastalığından bahset Levent. Çektiğin acıları anlat, dök içini biraz. Hadi bakalım. Biraz bahsetsin bize Levent. Kendin mi bahsettin? Evet, nasıl bir süreçti Levent Bey? Neler yaşadınız? Abla, 9 ay önce teşhis koştular. Teşhis bana koydular. Teşhis koştular. Profesörlere de göründüm, hepsine göründüm. İlaçla muayene dediler. İlaçları aldım. Allah var, işe yaradı ama geçmedi. Benim bu derdim bitmedi abla. Ben ondan sonra oradan çıktım, hacısına, hocasına, yani beni ayıpladılar da, bana kızdılar da. Akşamları leğene sıcak su koydum. Hocamı bilmiyorum, gittim. Ona oturdum de Levent. Artık kim ne dediyse, akşamları leğene sıcak su koydum. Oturdum. Oradan kalktım, birisi dedi ki, affedersiniz, yumurtayı dedi. O kadar mı demedik? Alüminyum folyoyla sardım, bellerime kadar her şeyi yaptım. Affedersiniz. Ama geçmedi, bir türlü geçmedi. Ben artık canımdan bezdim. Bunlar nereden çıktı, bunları ben söylemiyorum. Ben artık buradan, yani çoluğumdan, çocuğumdan, yuvamdan, karımı göremiyorum. Yani ben çok zor durumdayım. Ablacığım bir kere leğene su koydu, iki kere koydu. Üçüncü de koymadı ki. Koymadı ki. Ben canımın derdine. Şimdi ben canımın derdine hocam. Geçecek, az kaldı. Hazır. Karısı çocukları da leğeni de alıp gitmiş yani. Herkes terk etmiş bunu garibim. Evet. Bizi izleyen herkese söylüyorum. Lütfen leğene su koymak. Çok affedersin. İşte alüminyum folyo koymak falan. Hani bu tarz şeyler insan sağlığına iyi gelmez. Kameralara bakıp bir eşine seslensene Levent. Eşin gitmiş ya evden. Terk etmiş ya seni. Bir çağır bakalım. Sağlık, önce sağlık. Evet. Müsaadenizle ben buyurun. Çok özür diliyorum. Buyurun. Buradan
eşim, karım beni izliyorsa bana dön. Hangisine diyeceksem tedavi ediyorum. Lebip hocamla her gün, çok özür dilerim, çok affedersiniz. Her gün kum döker gibi, denizdeki kum gibi. Döktüğüm kumlarla yuvamızın inşaatını başlayacağım yakında da. Ufak ufak döküyorum ama büyükmüş, yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Ben sanıyorum, çok affedersiniz. Bir gidiyorum, bakıyorum, kum dökülmüş, kum dökülmüş. Ama geçmiyor. Hepsini iki kere tekrar ediyor. Kum dökülmüş. O acıyı ifade ediyor. Kum dökülmüştükten sonra Allah bin kere razı olsun. Hocam bu ne kadarlık bir tedavi? Benim tahminimce biz bu dertten 15-20 gün içinde kurtaracağız. İnşallah. Eşim de sizi çok seviyor. Siz söyleseniz. Yani böyle olur mu? Adı neydi? Nagihan. Nagihan, Allah seni kahretmesin. Etmesin. Ben çok seviyorum. Bak seni çok seviyor. Gerçekten. Sağlıklıyken her şeyi paylaşmak kolay da esas böyle günlerde destek olmak lazım. Bugün dönse ben hala çok seviyorum. Çocuklar benim da var. Tabii. İnşallah bak 15 gün, 20 gün içerisinde, bir ay içerisinde. Ben öperim, elimden öperim. İnşallah yakın zamanda sağlıklı bir şekilde kavuşun. Ama kocana sahip çık. Allah kimsenin başına vermesin. Artık taş düşürmeye geçelim. Hadi bakalım seansa geçelim artık. Tanıttık her şeyimizi, derdimizi anlattık. Şimdi Linet Hanım'dan rica edeceğim. Bize Linet Hanım'ın bir şarkısını öyle kendi mi arzu edeceği. Levent sen şeyleri, incirleri istesene. İncirler olana kadar. İncirler olana kadar düşürürüm taşları ben de. Abla benim de Nagihan'ın da en sevdiği o şarkıyı siz söylediğinizde biz daha beraberdik, ayrılmadıydık. İncirler olana kadar ne olur bize söyleyin. Ne olursunuz, ne olur. Kırmaz. Güzel kalpli Linet bizi kırmaz. Size vereceğiz. Laboratuvarda artık işlemleri. İnşallah. İzleyeceğiz. Şimdi şarkı eşliğinde. Evet birkaç egzersiz hareketimiz var, onları bekliyoruz. Gösteriyoruz. Neydi, heyecanla geldi, bekliyoruz. Bu neydi geldi, beni buldu, bu kim beni buldu. Geçecek inşallah, çok az kalmış. Siz de. Bunlar imtihan. Aynen öyle. Allah'ım kimseyi böyle sınavla sınav etmesin Allah'ım. Kimseye böyle güzel sınav vermesin. Güzel günler sizi bekliyor inşallah. İnşallah. Şarkıyla birlikte Levent'i zıplatmaya başlat Lebip. Hocam nasıl bir şey yapacak bilmiyorum. Eğer de istiyorsa söyleyebilir Levent Hanım. Bacağını çek, bacağını. Bacağını kaldır, bacağını kaldır. Çek bacağını. Allah'ın Linet de sesim etkili olacak diye mi meraklandı? Nedir? Baksanıza valla gayet dikkatle izliyor Levent'i. Tek tek kaldır. Sırayla çek karnına. Çek karnına. Yüzesini iki elinle kavra dizini. Çek. Levent'i şimdi yavaşça Linet'in önüne getirip yere yatırın. O çok geride kaldı. Hocam burada sesi... Söylemekten de vazgeçmiyor Linet yani. Seviyorum hocam. Geliyor. Vallahi geliyor. Onlarca sözden. Beni tutsaydın hafif, beni böyle
Tamam. Şimdi biraz fenalaş Levent. Sağlık. Sağlık ben ekiplerini ben iste ben sen de Levin. Sağlıkçılarla birlikte ben de geliyorum. Tamam yeter bu kadar. Tamam önemli değil. Şey gelsin. Sağlık hemen. Onunla beraber ambulansa çabuk. Ambulans çağırabilir miyiz tamam, hemen? Tamam. Bir keselim mi yayını keselim? Hocam kanala girdi. Tamam. Kanala girdi hocam. Tamam olacak. Tamam. Tamam gidiyoruz şimdi. Şimdi gidiyoruz hastaneye. Hastanede düşüreceğiz bunu. Linet Hanım gitti. Yok, burada. Linet Hanım burada. Burada. Onun tamam. İnecek o, düşecek inşallah. Tamam. Düşecek inşallah. Hemen serum bağlayıp hastaneye düşüreceğiz. Tamam getireceğiz hemen. Tamam. Şimdi alacaksın. Hocam. Görevliler alacak. Yerim Bey. Geldi. Tamam sakin. Tamam şey biz yok, seni tamam. Şimdi bindireceğiz ambulansa. Ben de geleceğim sana. Hadi. Çok fazla kıpırdatma. Tamam sarsmadan. Abla geldi. Abla gelsin. Tamam. Linet abla. Abla gelsin. Tamam burada Linet tamam, Hanım. Burada. Abla. Abla. Hemen iki doz ağrı kesici. Tamam. İki doz. Hocam ne oluyor yani şu an? Düşürüyor mu? Taş mı düşürüyor? Evet. Yani bu kadar erken beklemiyorduk ama herhalde düşüyor. Hadi. Kanala girdi diyor hocam. O ne demek? Tamam biz seni bindireceğiz. Tamam. Düştü çocuklar. Taş düştü. İçeri kadar yuvarlandı. Geldi taş. Linet, Allah senden razı olsun. Düştü tatlım, taş düştü. Taş düştü, alkışlıyoruz. Bravo arkadaşlar, bravo. Şakalandın hayatım. Şakalandın tatlım. Ya biz biraz daha uzatmak istedik. Senden şöyle bir 7-8 şarkı daha dinleyelim. O kadar güzeldim ki ben. Monitör başında seni dinlemek çok iyi geldi. Taş da düştü. Hepsi mi ya? Hepsi. Çocuğun taşı yok. Çocuğun hiçbir şeyi yok. Çok güzel. Arkadaşlar Linet'e bir kere daha kocaman alkışlar. Tamam. Gidecek o, düşecek inşallah. Valla o kadar mantıklı geldi ki hiç bir şey uyanamadım yani. Çok üzüldüm. Öldüm çünkü o ağrıyı ben çok iyi biliyorum. Yaşadı. Bir de hanımına böyle falan böyle bir acayip oldu program. Nagihan Allah seni kahretmesin. Etmesin. Ben çok seviyorum. Dedim nasıl bir doktor bu oradan. Bilmiyorum yani. Gayet acayip bir durumdu. Bir de taşı aldı eline. Taş da geldi. Taşı düşürdüz. Yani kötü hissettim. Düştü tatlım. Taş düştü. Taş düştü. Alkışlıyoruz. Bravo arkadaşlar. Bravo. Çok aramızda.